Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi Orta Asya'daki özellikle Kazakistan ve Kırgızistan'daki yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Hayırseverlerden toplanan para ve çeşitli yardımlar etik aracılığıyla ihtiyaç sahipleri yoksul, işsiz ve yetimlere dağıtılıyor. Bu kapsamda Kazakistan'daki işsiz ve öğrencilere et dağıtımı gerçekleştirildi. Etik Kazakistan'daki sivil toplum örgütleri aracılığıyla kendileri kestiği kurbanlık etlerini medrese öğrencileri ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtarak onların sıkıntılarını gidermeye çalıştı. Bu yardımlardan yararlanan aileler Etik Başkanı Abdülcelil Karakaş ve ekibine dualar ederek sevinçlerini dile getirdi. Almanya'dan yaşamadıkken Türk kardeşlerinin hakikat kurbanlığına Allah kabul etsin. Ona kabul kıvaldı. Abdülcelil Karakaş acın arkayla tavsiyip aldı. İngiliz hükümetinin Doğu Türkistan'daki kamplarda Uygurların zorla çalıştırılmasıyla üretilen Çin ürünlerinin ithalatını yasaklayacağı iddia edildi. İngiltere Guardian gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ın planlarını bu hafta sonunda Birleşik Krallık Parlamentosu'na açıklayacağını bildirdi. Raporda ayrıca hükümetin planında baskıcı ekipman ve teknoloji ihracatına yönelik daha katı yasal kısıtlamaların yer alacağı da belirtildi. İngiltere, Çin'in Uygurlara yönelik muamelesini eleştirmiş ve Uygurları çalışmaya zorladığına dair kanıtların derin endişe verici olduğunu vurgulamıştı. Çinli yetkililer son zamanlarda Doğu Türkistan'daki zorunlu çalıştırma fabrikalarıyla ilgili istihdam adı altında teşvik propagandalarını hızlandırdığını bildirdi. Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntülerinde Guma ilçesinde inşa edilen bir dikiş fabrikası tanıtılıyor. Fabrika çalışanlarının tamamı genç ve orta yaşlı kadınlar olduğu ve en az 300 kadının zorla çalıştırıldığı gösteriliyor. Bir diğer görüntüde ise Doğu Türkistan'ın Yerkent ilçesinde bulunan ve 600'den fazla kişinin zorla çalıştırıldığı bir fabrika görüntüleniyor. Burada çalışanların çoğu yine kadın. Görüntüde fabrikayı tanıtan Çinli'nin konuşmalarına göre fabrikanın çeşitli elektrikli cihazlar ve tel kablolar üretimi yaptığı ve Çin eyaletlerine bazıları yabancı müşterilere gönderileceğileri söylüyor. Gözlemciler Doğu Türkistan'da halkın köle gibi zorla çalıştırılmasıyla ilgili uluslararası toplum tarafından gösterilen ciddi tepkilere rağmen Çin Komünist Partisi'nin bu tür propaganda ve teşvik çalışmalarını sözde yoksulluğun azaltılması ve istihdam adı altında meşrulaştırmaya çalışması toplumun Çin'e karşı tepkilerinin yetersiz kaldığını ve daha sert önlemlerin alınması gerektiğini düşündürüyor. Çin, ABD'nin Amerikalı ve Tayvanlı yetkililer arasındaki görüşmelere getirilen kısıtlamaları kaldırma kararına sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü CGTN kanalına yaptığı açıklamada Tayvan sorununun Çin-ABD ilişkilerinin esasını oluşturduğunu ve Çin'in Tayvan'la yeniden birleşmesi sürecini engelleyecek herhangi bir girişimin başarılı olmayacağını belirtti. Öte yandan Tayvan Dışişleri Bakanı kısıtlama kararının kaldırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdıklarını duyurmuştu. Avrupa Birliği, İran'ın uranyumu %20 zenginleştirme faaliyetinden vazgeçmesi ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu. AB adına açıklama yapan Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'la küresel güçler arasında imzalanan ve nükleer anlaşma olarak da bilinen ortak kapsamlı eylem planına desteklerinin devam ettiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşma, Tahran'a %3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. ABD, Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yaptırımları yeniden başlatmıştı.